Çok organize bir şekilde iki gün boyunca daha otele girdiğimiz andan stadyumun çıkışına kadar bir provokasyona, bir saldırıya maruz kaldık. Sahaya atılan mermiler, bıçaklar, demir parçaları, patlayıcı maddeler, yanıcı maddeler, tribünde açılan siyasi ve ideolojik ırkçı pankartlar. Bunların hiçbirini kabul etmiyoruz tabii ki. Soyunma odasında takımımıza saldırılması, sporcularımızın yaralanması, yöneticilerimizin yaralanması. Yani bunlar kabul edilebilir durumlar değil. Bunlardan korkacak, bunlardan çekinecek bir takım da değiliz. Bunda kamuoyu bilsin. Dün zaten tüm kamuoyu gördü. Otelimize yoğun saldırılar vardı. Hem sözlü hem gece saat 3-4 sırasında fiziki saldırılar da oldu. Sahaya çıkar çıkmaz rakip takımın hem özel güvenlik amirleri hem oyuncuları fiziki saldırıları oldu bize. Daha sonra maç esnasında çok ciddi saldırılar oldu, maddeler oldu. Kafamıza çok fazla maddeler, bunların yanında mermiler bile atıldı. Hepsi görselleri mevcut, mermi, bıçak. Yani dün stadyumda tek bir eksik vardı, o da bu mermileri sıkabilecek silahları. Yani dün maç esnasında bayağı tahrik şey altındaydık. Tehdit altındaydık. Can güvenliğimiz yoktu. 3-3,5 saat falan stadyumda kaldıktan sonra çıkış yapabildik. Sabah Diyarbakır'a geldik. Halkımız, taraftarımız bizi karşıladı. Sağ olsunlar, her zaman olduğu gibi yine yanımızda oldular. Binlerce kişi vardı. Birçok kişi de havalimanına sığmadı, almadılar içeri. Halen de buradalar. Tekrar buradan hepsine teşekkür ediyoruz. Maçın iptali için gerekli bütün girişimleri yapacağız. Hem FIFA'ya hem UEFA'ya, TFF'ye de başvurduk. Hepsine gerekli girişimleri yapacağız. Gereken cezayı vereceklerini düşünüyorum.